Allah'ım, bugün de çabamı mükafatlandır, günahımı bağışla, amelimi kabul buyur ve gözümü günahlara kapa. Ey duyanların en iyi duyanı. Allah'ım, bugün de bana Kadir Gecesi'nin sevabını lütfeyle. İşlerimi zorluktan kolaylığa dönüştür. Mazeretlerimi kabul buyur. Günah ve vizr-ü vebali üzerimden kaldır. Ey salih kullarına şefkatli olan! Resulallah, uğruna tembeki
Merakınla yanar özlem, aşkınla yaşadır gözler. Firakınla yanar özlem, mübarek yal zana yüz ver. Süreylim ya Resulallah, mübarek yal zana yüz ver. Süreylim ya Resulallah. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Kesinlikle. Gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah diye açılışımızı yaptık. Efendim, Türkiye'de Ramazan sahur programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu güzel eserle birlikte bugünümüzün aslında konusunu da şimdiden eserle söylemiş olduk değil mi hoca? Evet. Kıymetli sanatçılarımız da bizlerle. Kültür Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Ney sanatçısı Tuğba Güvem Alagöz bizlerle. Nefesinize sağlık. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için ve sevgili kardeşim, canım, arkadaşım Bahadır Toprak kanunuyla bizlere eşlik etti. Sizin de gönlünüze sağlık. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Ve kıymetli hocam Kürşat Eren Bilge ile beraber bu hafta nereden çıktı? Bu gece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı konuşacağız. Onun anıldığı yer şeref bulur. Ki bugün bolca hikayeler anlatacağız. Hocamın dilinden hocama bırakacağım ben bu gece. Ve aynı zamanda bol bol eserler okumaya gayret edeceğiz inşallah. Programa ulaşmak için Türkiye'de Ramazan etiketiyle bizlere Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Türkiye'de Ramazan etiketiyle Twitter üzerinden bizlere yazın efendim. Programa katılımlarınızı aynı zamanda bekliyoruz. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk Murat'cığım, çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Allah razı olsun, emrine şükürler olsun. Allah ne gelirler söyleyiz. Allah olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tabii biz Müslümanlar olarak her yıl daha bir özlemle anıyoruz ve aynı zamanda ona olan bağlılığımızı ekranlardan bir şekilde gerek eserlerle, gerek şiirlerle, gerek sohbetlerle dile getirmeye çalışıyoruz. Yine bugünkü konumuz da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buyursunlar. Sağ olun. Ben bu kadar kıymetli bir konuya başlamadan önce salatü selamla başlamak istiyorum. Eyvallah. Bir gönül dostumun yazdığı kasidede ona şöyle dile getiriyordu. Salatü selamı. Denizlerin yüz binlerceye dalgaları kadar salat. Hazreti Muhammed'in ruhuna miskiler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi. Yüzlerce selam. Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz selatı Eminler Şahı Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline. Yüzbinlerce ilahi nur denizi Enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile eshab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Salatü selam alemlerin efendisinin üzerine olsun inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Tabii ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatabilmek için özel bir ruh lazım.
bir kimlik lazım. Onu anlayabilecek bir gönül, bir kalp lazım. Kendi nefsime bunların hiçbiri bende yok. Sadece ben topladığım kaynaklardan anlayabildiğim küçük dağarcığımla peygamberi anlatmaya çalışacağım inşallah. O alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihanın sultanı, alemlerin efendisi, o dünyaya şereflendirdiği zaman arşa onun ismi yazıldı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Cennetteki hurilerin alınlarına La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıldı. O dünyayı şereflendirdiği anda. Cennetteki bütün kapıların üzerinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyordu. Köşklerin, sarayların bütün güzelliklerin üzerinde, Tuğba ağaçlarının üzerinde, her yerde Resulullah'a şereflendirilmişti. İki cihanın sultanı, alemlerin efendisi eşsiz bir kimliğe sahipti. Çünkü o alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberdi. İnsanların kurtuluşuna vesile olabilecek, yani tarifi mümkün olmayan bir şahsiyetti. Onun yetişme sürecine baktığınız zaman çocukluğundan itibaren imtihanı çok ağırdı. Küçük yaşta yetim kalması ve ondan sonra amcası Ebu Talip'le olan büyütmesiyle olan yakınlığı ve daha sonradan da peygamberliğe girmeden önceki zamandaki insanların güvenini kazanması ve akabinden de Muhammed'in emin olması, onun arkasından da peygamberliğin o en ağır imtihanlarını ama hiçbir zaman bir kere dahi yakınmadan, her şeyin Allah'tan geldiğini bilerek hayatını eşsiz bir şekilde, ta ki kıyamete kadar en güzel bir şekilde, anılacak bir şekilde hayatına geçirdi. Onu o kadar çok seviyorlardı ki. Hani özlem dedik ya programın içerisinde, başında girerken. Özlem nasıl bir duygu? Özlem dile getirilmez. Çünkü niçin? Özleyebilmek için aşık olmak lazım. Sevebilmek için canınla ortaya koymak lazım. Ben peygamberi seviyorum diyerek peygamber sevilmez diyor gönül dostları. Muhammedi misin diye soruyorlar. Elhamdülillah, elbette ki Muhammediyim. Peki bunun ölçüsü kişi sevdiğiyle beraberdir, öyle değil mi? Kişi sevdiğiyle beraberdirin sırrını nasıl erebiliyor insanlar? Bir gün Hazreti Ayşe validemizin yanında Allah'ın Resulü bir anda elhamdülillah ya Rabbi diyor. Hazreti Ayşe diyor ki ey Allah'ın nebisi, seni bu kadar sevindiren, bu kadar neşelendiren nedir dediği sorduğunda diyor ki ya Ayşe, biraz önce bana söylendi ki ahirette seninle beraber olacak olanlar bu dünyada sana en çok salatu selamı gönderenlerdir diye ifade ediliyordu. Aşk işte böyleydi. Onu ruhan nakşedebilmek, kalben nakşedebilmek. Seven sevdiğini hem dünyasında hem ahiretinde yaşar, yaşatır. Çünkü onun için şiirler yazılmış, alemlerin efendisi için kasideler yazılmış, canlar verilmiş o yolda. Hem de nasıl bir can? Bir gün şöyle ifade ediyor, ashabtan bir tanesi diyor ki ya Resulallah diyor, kendinden dua ediyor bir köşede Allah'ın Resulü veda hutbesini verirken, diyor ki ey diyor nefsim, sen bu zamana kadar Rabbimin razı olmadığı şeyleri gördün ama şu anda Resulullah'ı görüyorsun, öyle değil mi? Şimdi bir süre sonra artık alemlerin efendisi aramızdan ayrılacaklar. Zira veda hutbesi onun mesajı değil mi diye düşünürken diyor ki ya Rabbi, bu gözler diyor en son senin sevgilini, Habibini gördü. Artık gayri daha bir şey görmesin diyor. Sonra diyor ya Rabbi, öyle bir olsun ki benim diyor şu anda bu gözlerimi al benden. Ve diyor ben tekrar bu gözleri bana verdiğinde ilk görmek istediğim senin Habibindir diye söylüyor. Ve o anda duasına amin dediğinde Allah onun gözlerine perde indiriyor. İşte sevginin bedeli bu. Canlar verebilmek. Onun bir işaretiyle ölümün ağzına kadar korkmadan gidebilmek aşk. Sevgiyi dile getirenler aynen öyle ifade ediyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde onun böyle o mübarek nazarını alabilmek için bazen
alemlerin efendisi evlerinden çıkmadan önce haneye saadetlerinden ashabın bazı güzel nezife insanları onun geçeceği yolların güzergahı üzerinde teker teker otururlarmış Murat. Neden biliyor musun? O mübarek evlerinden çıktıktan sonra onun bir tebessümünü, bir nazarını, bir merhabetini alabilmek için, merhabasını alabilmek için saatlerce beklerlermiş. Bir bakışına canlar verilen bir peygamber. Bu nasıl bir aşk olmalı? O sevginin ölçüsü ne ki? Geçmiş zaman içinde bir şiirdir hocam. Avizesi cevza, ışığı dolunayken gecenin, bir gül açtı ve yetimler edildi ömrüne gülün. Cihan o gül gibi gül görmedi cihan olalı. Gülün güzelliği dillerde dasitan olalı. Yahya Kemal Ahit. Ya ne kadar güzel, güzel bir ifade ya, değil mi? Daha neler neler. Merhaba ey Ali Sultan merhaba. Merhaba ey Kani İrfan merhaba diyen Süleyman Çelebi'den. Ay. Zuhuru kainatın madenisin ya Resulallah. Rumuzu küntü kenzin mahsenisin ya Resulallah diyen Niyazi Mısri Hazretlerine. Şu bağrımda biten başlar Muhammed'in aşkındandır diyen Seyyid Nizamoğlu'na. Gönül hun oldu şevkinden. Ay, boyandım ya Resulallah diyen Yaman Dede Hazretlerine. Elhamdülillah. O zamanlardan bu zamana gelmiş Allah dostlarının, şairlerin hep dilinde, gönlünde neşvine mal bulmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi buyursun. Evet, yani öyle kalplere nakşedilmiş ki, ama bir özellik vardır. Herkes Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem'i anladığı idrakınca kalbinde yeşertip yaşamaya çalışır. Eyvallah. Peki bu sevginin ölçüsü ne olabilmeli? Evet. En ileriye gidebilmeli. Her şeyinde. Aldığım bir kokuda dahi onu duyabilmektir ölçü. Evet. İnsan kokuda hocam, nasıl derken? Eyvallah. Bir söz geldi aklıma. Seven sevdiğine benzer buyuruyor. Nakşi büyüklerinden Sibgatullah Arvasi Hazretleri. Şimdi bizler şu haz ve hız çağında, böyle bir çağda sevdiklerimize ne kadar benzeyebiliyoruz ki? Benzemenin ölçüsü de sevdiğimizin ölçüsünü gösteriyor. Yani ne kadar seversek o kadar benziyoruz. Efendimiz'e olan sevgimizi bu teraziye koyduğumuz zaman ölçebilir miyiz? Ne derece benzeyebiliyoruz diye günümüzde. Evet. Belki bunun bir testi. Çok farklı bir test aslında. Evet. Onun sevgisi acaba nasıl kalpte hissedilebilir? Onun sevgisinin ölçüsü ne olabilir? Gönül dostlarına soruyorlar. Eyvallah. İfade şu. Gönül dostlar diyorlar ki efendim ben Resulullah'ı çok seviyorum. O gönül dostu diyor ki evladım gerçekten çok mu seviyorsun? Evet efendim. Peki kişi sevdiğiyle beraberdir ölçüsüyle sen sabahleyin yatağından kalktın. Şu ana kadar çok sevdiğin peygamberine kaç tane salatu selam getirdin? İşte diyor senin sevgin o kadardır. Şimdi kendini sigaya çek Murat'cığım, ben kendimi. Sabahleyin yatağımdan kalktım. Şu ana kadar sevdiğimi söylediğim bir peygamberimi kaç tane salatu selam getirdim? İşte o kadar Muhammed'iyim. Baktığım zaman eyvahlar diyorum, öyle değil mi? Onu ruha sindirebilmek apayrı bir şey ya. Her yerde onun kokusunu alabilmek. Peygamberin kokusunu nasıl alabiliriz? O Muhammedi kokuyu gönül dostları şöyle ifade ediyorlar. Bir gün bir derviş bir hamama gidiyor yıkanmak için. O devrin içerisinde temizlik maddesi kil olarak kullanılır. Kili alıyor o derviş. Şöyle burnuna yavaşça uzatıyor. Yaklaştırıyor. Aman yarabbi diyor. Bu mis gibi gül kokuyor. Ve lisan-ı haliyle o kil parçasına soruyor. Sen bir toprak parçasısın. Bu üzerindeki bu gül kokusunu sen nereden aldın diye sorduğunda o lisan-ı haline şöyle ifade ediyor. Ey derviş, ben bir gül ağacının dibindeydim. O gül seher vakitlerinde hep
sinelerimin üzerine, benim üzerime dökerdi çiğlerini. Ve o gül yapraklarını hep benim üzerime geldi ve benim üzerimde biriktirdi. Ve ben gül kokumu ondan aldım. Peki ya sen derviş, Muhammediyim diyorsun, peygamberi çok sevdiğini söylüyorsun. Hani sende gül kokusu, hani Muhammedi bir koku diyor ya derviş. Evet, seven sevdiğinin rengine boyanır. Seven sevdiğinin diliyle konuşur. Seven her yerde sevdiğini görür. Ya. İşte bu çağrışımı çok güzel yakalamak lazım. Eyvallah. Allah razı olsun. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Suya versin baban, gülzarı rahmet çekmesin. Bir gül açılmaz yüzün, tek verse bin gülzaresi diye Fuzuli'den. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şerabın kansın ya Resulallah. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel, güzel Muhammed diyen Yunus Emre'den o aşkla. Efendim, müjdecim, kurtarıcım, peygamberim, sana uymayan ölçü hayat olsa teperim diyen Necip Fazıl Kısaküre. Evet, onu da yanmış adet. Onların hepsini de analım. Allah-u Teala rahmet etsin. Şefaatlerine nail eylesin inşallah Allah dostlarının da. Ya hocam, Efendimiz olunca nasıl muhabbet oluyor? Elbette. İnsanı alıp nerelere götürüyor? Evet. Çok peki hocam, peygambere bağlılık hususunda tabii birçok örnekler var. Sahabe efendilerimizin hayatından, Allah dostlarının hayatından. Bize birkaç örnek verebilir misiniz? Elbette, elbette. Bağlılığı ve teslimiyeti noktasında Hifa Hatun var. Ben bu Hifa Hatun'dan bahsetmek istiyorum. Bir gün yer Medine. Medine'nin en güzel kadınlarından bir tanesi Hifa Hatun. Bir gün alimlerin efendisinin yanına geliyor. İki cihanın sultanının yanına. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en büyük özelliklerinden bir tanesi, kendi huzuruna yanına gelen insanların kalplerinde ne varsa Allah ona bildiriyor ve gelenin isteği üzerine Peygamberimiz konuşuyordu. Hifa Hatun, alemlerin efendisinin o gül cemalinin yanına yavaşça yanaştı. Bir isteği, bir arzusu vardı. Ya Resulallah dedi, müsaade ederseniz size bir şeyler söyleyebilir miyim? Alemlerin efendisi, elbette ya Hifa dedi. Söyle. Ya Resulallah, benim için hakkımda hayırlı olan bir şey söyler misiniz diye ifade etti. Bunun üzerine alemlerin efendisi, ya Hifa, sen evlenmelisin dedi. O anda Hifa Hatun'un da bir şimşekler çaktı. Aman ya Rabbi dedi. Yoksa dedi, Allah'ın Resulü beni müminlerin annesi olarak mı düşünüyor dedi. Bir anda en üst noktaya getirdi kendisini. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ya Hifa, sabahleyin mescitten ilk içeri gelen kişi senin zevcen olacaktır. Hifa'nın bir anda bütün dünyası kabusa dönmüştü. Çünkü o müminlerin annesi gibi hissetmişti kendisini olacakmışçasına, ama bir süre sonra düşündü, ya Hifa dedi, sen neler hayal ediyorsun ki o alemlerin efendisi, Allah'ın Resulü sana kimi uygun gördüyse, o gün sabahleyin dedi mescitten kim içeri girecekse Allah onu layık kılmıştır. Sen sükutla bekle ya Hifa dedi kendi kalp sesiyle. Ve sabahın ilk vaktinde alemlerin efendisi Mescid-i Nebevi'nin içerisindeydi. Bir karartı yavaşça mescide doğru giriyordu. Yaklaştı. Bir baktı ki Süheyb radıyallahu anh, Süheyb radıyallahu anh garip, mahzun, rengi birazcık daha karaya çalan, fakir, yüz ve vücut ifadeleri belki normal insanlar gibi görünmeyen, kalbe ilk görüntüsünde hoş gelmeyen ama o şerefli nazendenin yanında olanlardan bir tanesi.
Tabii ki sahabe olduğu için cümleleri ve kelimeleri çok güzel kurmak lazım. Böyle insanlar baktığı zaman Ay Süheyb gibi kalbini uzak tuttukları bir görüntüye sahip ama kalbi eşsiz bir insan. Gel dedi ya Süheyb, gel yanıma gel. Süheyb heyecanlı alimlerin efendisinin yanına doğru geldi. Buyur ya Resulallah dedi. Dedi ki ya Süheyb, seni ben evlendirmek dilerim, evlenmek ister misin? Süheyb'in başı önünde. Ya Resulallah, beni kim almak ister ki? Dedi, ben seni Hifa ile nikahlandırmak dilerim. Dedi ya Resulallah, Hifa Medine'nin en güzel kadını fakat çok zengindir. O beni istemez ki. Sen evlenmek ister misin dedi. Siz bilirsiniz ya Resulallah. Bakın ahlaki değer ne kadar güzel. Elbette isterim diye nefsi öne çıkartmıyor. Siz bilirsiniz ya Resulallah. Ve sabah namazının arkasından alemlerin efendisi hemen haber gönderdiler. Hifa'ya haber verin, gelsin. Zira peygamber onu çağırıyor. Hifa heyecanla geldi. Geldikten sonra şu ifadeyi kullandı. Ya Resulallah, bana kim küfenk düşebilir ki? Yani küfenk denk, eşit anlamında. Zira Necaşi beni istedi, ben onu kendime ölçü görmedim. Abdullah bin Ümeyr istedi, ben onu çok zengin her türlü malı olduğu halde yüzlerce develer verdi, ben yine onu istemedim. Benim dengim kim ya Resulallah dediğinde alemlerin efendisi Süheyb dedi. Hifa Süheyb'e şöyle bir baktı, aman ya Rabbi bu ne büyük bir imtihan. Ama başı önünde Hifa Hatun'un, ya Rabbi ya Resulallah dedi. Siz nasıl uygun görürseniz ben size teslimim diye ifade ettiler. İşte o sırada alemlerin efendisi ikisinin de mübarek huzurunda nikahlarını irade ettiler. Nikahlarını kıydıktan sonra alemlerin efendisi Süheyb'e şu ifadeyi kullandı. Ya Süheyb, haydi şimdi git düğün alışverişini yap. Süheyb'in yüzü yine birden düştü. Ya Resulallah, benim hiç param yok ki. O anda onun incindiğini gören Hifa Hatun Resulullah'ın yanında dedi ki ya Resulallah, ben ona 10.000 altın hediye ediyorum. Ve o 10.000 altın ona benim düğün hediyemdir dediğinde Asap o kadar mutlu bir şekilde baktı ki, çünkü hiç parası olmayan Süheyb bir anda Medine'nin en zenginlerinin arasına girmişti. Peygamberin merhameti o kadar güzeldi ki biraz daha hadi dedi git düğün alışverişini yap. O kadar mutlu bir şekilde Süheyb hemen gitti alışverişini yaptılar. Geldikten sonra alemlerin efendisinin yanında yaptım ya Resulallah dedi. Her şeyimi almışım. Peki dedi ya Süheyb, zevcen Hifa'yı al ve artık evinize gidiniz. Süheyb'in yüzü tekrar yere düştü. Ya Resulallah, biliyorsunuz ki ben Ashab-ı Suffe'de yatıp kalkıyorum. Şu üstümden başka benim hiçbir şeyim yok ki. Ben nerede kalırım ki, onu nereye götürebilirim ki diye söylediğinde Hifa Hatun onun o güzel kalbinin ölçüsüyle onun incinmemesi için ashabın önünde dedi ki ya Resulallah, en güzel sarayımı içindeki hizmetçileriyle beraber, bütün bahçeleriyle beraber dedi, ben Süheyb'e Allah için hediye ediyorum, düğün hediyemdir. Bir anda Süheyb Medine'nin Allahu Ekber en zenginlerinin arasına girmişti. Dünyalık mı? Al sana dünyalık. Bir insanın sahip olmak istediği en güzel kalpli ve güzel bir kadın mı? Allah onu da bahşetti Resulullah'ın huzurunda. Daha ne isteyebilirdi ki? İki cihanın sultanı onların yüzlerine tebessümle haydi ya Süheyb dedi. Zevcenin elinden tut ve evinize doğru gidiniz. Süheyb Resulullah'ın yanında utandı Hifa'nın elinden tutmayı ve yavaşça evlerine doğru gittiler. O gün akşama kadar oturup sohbetler yaptılar. Yemeklerini yediler
ve artık zaman Murat alma zamanıydı. Süheyb utangaç ve mahzundu. Başı önündeydi. Bir şeyler de ifade etmeye de dili ve gönlü yetmiyordu. O anda Hifa Hatun dile geldi. Ya Süheyb, ben senin için bir nimetim, sen benim için bir mihnetsin. İşte bu sebeple ki dedi, bugünümüzü gel Allahu Teala'ya secde ve dualarla süsleyelim. Zira Allah ayetinde onlar Allah için birbirlerine sabredenlere, onlara cennette büyük döşekler ve köşkler üzerinde oturur, Allah'ın nimetleri onlara bahşedilir, Allah onlara çok ikram edecektir ifadelerini kullandı. Biz bu ayete nail olalım dedi ya Süheyb. Bugün istersen murat almayalım. Bugün secde edelim Rabbimize. Ve onlar sabaha kadar ibadetle meşgul oldular. Gözyaşlarıyla Allahu Teala'ya dualar ettiler. Hamdın, şükrün en güzel ifadelerini secdelerinde gözyaşlarıyla secdeye yazdılar. Ve sabahın en güzel saatlerinde, seher vaktinde Süheyb yine mescide doğru gitmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları yine gördü. Dedi ki gel ya Süheyb, ben mi anlatayım yoksa sen mi söylemek istersin? Siz buyurun ya Resulallah dedi. Dedi ki ya Süheyb, siz Allah için birbirlerine sabreden ve o ayetin hükmüne uyanlardan olduğunuzdan ötürü sabaha kadar dedi ibadetle geçirdiğiniz için Allah bütün günahlarınızı affetti dedi ya Süheyb. O anda Süheyb'in gözleri parladı. Ya Resulallah dedi, yoksa dedi ben şu andan itibaren günahsız mıyım ya Resulallah? Benim hiçbir günahım yok mu dedi. Dedi ki alemlerin efendisi tebessümle ashabıyla beraber yanındayken elbette dedi ya Süheyb, sen şu anda günahın yok. Ve o anda dizlerinin üzerine çöktü. Hemen Süheyb Allah'ım dedi, bana bu kadar nimetler bahşettin ki şu anda ben günahsızım. Resulullah öyle dedi, Allah seni affetti dedi. Dedi ki ya Rabbi, ben bu saatten sonra bir daha günah işlemek istemiyorum. Ne olur dedi, yalvarırım ya Rabbi, şu anda emanetini benden al, zira senin huzuruna tertemiz gelmek istiyorum deyip secdeye kapandığında Allah emanetini orada teslim aldı. Ashab öyle duygulandı, öyle duygulandı ki o anda alemlerin efendisi şu ifadeyi kullandılar. Bundan daha acıklısını da size söyleyeyim mi? Ashabın o yaşlı gözleri Resulullah'ın gözleriyle karşı karşıya geldiğinde dedi ki alemlerin efendisi, şu anda Hifa da emanetini teslim etti. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların cenaze namazlarını bizzat kendisi kıldırmış. Birinin diyor mezar kabir taşına Allah için sabreden, bir tanesine de Allah için şükredendir diye ifade verilmiştir diye buyuruluyor. Teslimiyetin güzelliği ne kadar güzel değil mi? Ah, ya Nola tacım gibi başımda götürsem seni, kademi pakine ol Hazreti Şah-ı Resulüm. Gül-ü gülistanı o kadem sahibidir. Ahmet Ağa, durma yüzün, sür kademini o gülün. Ay. Birinci Ahmet. Osmanlı padişahları elhamdülillah aşkla yazmışlar. Belki de o teslimiyetten, o sabırdan Hifa Hatun'un ne kadar güzel anlattınız o hikayesi. Estağfurullah. Allah razı olsun. Cümle. Bizler de keyifle dinledik. Teslimiyetin, sabrın ölçüsü. Ne kadar ya. Hoş ifadeler. Bu arada hocam... Bu gece bir şey var. Bu gece başka bir güzel bir gece. Böyle ne kadar hoş oldu. Allah razı olsun. Sizler de böyle giriyorsunuz. Renk kattılar. Fakat peygamberin tabii ki öyle değil mi? Evet. Anlatıldığı yerlere rahmet iniyor. İnan bereket iniyor. İnan kalpler yıkanıyor. Kalpler temizleniyor. Çünkü peygamberi sevebilmek Allah'ın o insana verdiği bir ikramdır. Bir büyüklüktür yani. Büyük büyük ikramdır. Çünkü herkes peygamberi sevemiyor. İnanı sevemiyor. Çünkü onun diyor yaşadığı hayatı kendimize birer ölçü kıymalıyız. Peygamberi soruyorlar. Ya Ayşe, Allah'ın Resulünü bize anlatır mısınız dediğinde Hazreti Ayşe validemiz diyor ki sizler hiç Kur'an okumuyor musunuz dedi. O yürüyen bir Kur'an'dı diye ifade etmişti.
her şeyiyle hayatın en güzel noktasında ahlakını Kur'an'dan alan bir peygamber. Evet. Ama onun hayatından böyle Şemali Şeriflerinden okuduğum zaman kendi hayatıma bazen o kadar bazı şeyler geçirebiliyorum. Kalbimi peygamberle tuttuğum sürece, sünnetlerine gayret gösterdiğim sürece ancak onun güzelliğini, yaşadığı tatlılığı hayatımda hissedebiliyorum. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel ahlakı, diyor ki o kadar nazide, o kadar nazende bir insandı ki küçücük bir çocuk dahi elinden tutup onu bir yerlere götürmek istese Allah'ın Resulü onu dahi kırmaz, peki deyip elinden tutar, o çocuğun gönlü hoş olsun diye gideceği yere kadar onunla beraber giderdi. Bazen Medine'deki meczuplar dedi gelirlerdi alimlerin efendisinin yanına. Bazen bir şeyler söylerler peygambere, onun elinden tutarlar. Ve tuttuktan sonra götürmek istedikleri yere onlar da bir yere götürse Allah'ın Resulü onları da incitmez. Onların da götürmek istedikleri yerlere tamam diyene kadar yanlarından giderdi diye ifade ediyor. Bu nasıl bir ahlak Murat'cığım? Eyvallah. Eş olarak bambaşka bir güzellikte. Baba olarak ayrı bir yerde. Dede olarak müthiş bir merhamet, bir örneği görüyoruz. Yani her manada örnek alınabilecek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından örnekler var evet. Hocam. Dede deyince çok özür dilerim, vaktimiz var mı bilmiyorum. Bir anda kalbime hemen şey geldi, bir konu geldi. Bir gün Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin ağlıyorlar. Hem de nasıl ağlama. Bu anda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu anda Hazreti Fatma'nın yanına geliyor. Hazreti Fatma o kadar güzel bir insandı ki, o kadar nazende yetişmiş bir insandı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, kızım ya Fatma, niçin Hasan'ımla Hüseyin'imi bu kadar üzüyorsun, niçin ağlıyorlar dediklerinde, babacığım dedi, onlar deveye binmek istiyorlar, bizim devemiz yok ki dediğinde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunlar için mi üzüyorsun dedi. Ya dedi Fatma, Hasan'la Hüseyin'i üzen beni üzer, beni üzen de Allah'ı üzer dedi. Onları ağlatma. Siz dedi yavrularım deveye mi binmek istiyorsunuz dedi alemlerin efendisi. Evet dedeciğim dediğinde peygamber ne yaptı biliyor musunuz? O mübarek dizlerini yere koydu. Ellerini de yere koydu. Gelin dedi ya Hasan'la Hüseyin. Bakın dedi benim sırtıma çıkın dedi. Ve bir anda Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin büyük bir neşe ve şeyle hemen atladılar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine. Dedesinin bir tanesi boynuna sarıldı, bir tanesi sırtının üzerinde. Birkaç defa Peygamberimiz şöyle yerin üzerine emekleyerek giderken o anda Hazreti Ali, ay o güzel insan, Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin. Dedi ki bu ne güzel bir dedi binektir dediği Peygamber'e övgü verirken ve Peygamberimiz de bunlar da ne güzel bir binicidir diye Peygamber ifade kullanmıştı ve hemen Hazreti Ali kalbi rahatsız oldu orada. Hasan da Hüseyin'i hemen Peygamber'in sırtından indirdi yere ve Peygamberimizin elinden tutarak ayağa doğru kaldırdılar. Yani bir alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber. Ama çocuklara, torunlarına dahi burada şu mesajı veriyoruz aslında. Çocuklarınıza dahi olsa elinizden gelen gayreti gösterin ve onların akıl yaşına inin diye. Evet ki merhamet etmeyene merhamet edilmez hadisi şerifi de bir babanın 10 çocuğu var o dönemlerde. Birini sevmemiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir çocuğun başını okşarken, ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, tamam, benim 10 evladım var yanılmıyorsam, ben evet, hiçbirini böyle sevmedim deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam merhamet etmeyene merhamet edilmez, merhamet olunmaz buyuruyorlar. Ya. Buradan da aslında ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyoruz. Umaram her bir adın ayrı şefaat eyleye Ahmed Mahmud, Ebul Kasım, Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Efendim Türkiye'de Ramazan sahur programımız tüm muhabbetiyle devam edecek. Bir kısa bir aramız var. Ardından diyeceğiz ki yine vücud ikliminin sultanı sensin deyip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anmaya devam edeceğiz. Aranın ardından buradayız. Ben de seni
olacakmış. Şaşarım. Türkiye zincirlerini kırıyor. Vesayet odaklı, uluslararası aktörler ve karanlık güçler tarihin çöplüğüne atılıyor. İktidar yeniden asıl sahibi olan millete geçiyor. Başkanlık yolunda ilerleyen Türkiye'nin yolculuğu nasıl devam edecek? Yoldaki engeller, çıkmazlar, riskler ve beklentiler. Milletin fikri, uzmanların görüşü. Başkanlık yolunda Adem Hançer'in sunumuyla Ramazan boyunca iftardan hemen sonra. ...20. yüzyılın en derin suikastlarına ilkelden tanık olmaya hazırlanın. Meşhur suikastlar, tarihin akışını değiştirmiş cinayetleri bir kamera uzağınıza taşıyor. Gül yüzüne çıkmamış arşiv görüntüleriyle meşhur suikastlar... ...Hitler'in en acımasız yandaşlarından Reinhard Heydrich bölümüyle bu akşam 21.15'te 24'te. Ne biyur risale bu'l-kasimi, ne biyur risale bu'l-kasimi. Yer gök seslenir her dem Allah, benlikten gecenin yaridir Allah. Servetim yokken canımdan geçmeye geldim. Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Bir ben vardır bende, benden içeri. Sultan sen.
bendim derdimi dermanı sensin. Efendim derdimi dermanı sensin. Bu cismi natüvanın canı sensin. Bu cismi natüvanın canı sensin. Efendim derdimin dermanı sensin. Efendim derdimin dermanı sensin. Hacı Arif Bey'i de rahmetle analım bu güzel nihavend eser için. Evet, Türkiye'de Ramazan sahur programımız devam ediyor. Kürşat Eren Bilge hocamızın da güzel sohbetiyle Efendimiz'i anıyoruz programımızda. Evet. Efendimiz'e olan muhabbetini konuşuyoruz sahabe efendilerimizin. Ukaşe radıyallahu an Efendimiz'in de olan sevgisi, bağlılığı, sevdası var. Ondan bahsederek bir ikinci bölümümüze giriş yapalım hocam, buyursun. İnşallah. İki cihanın sultanı, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda hutbesini vermişti. Ashab bunun ne manaya geldiğini biliyordu aslında. Bu bir ayrılışın artık son çizgileri ve işaretleriydi. Hepsi üzüntülüydü. Çünkü korktukları şeyi, düşündükleri, düşünmekten dahi çekiniyorlardı. Alemlerin efendisi bütün ashabını bir araya topladı. Ve o güzel peygamber şöyle ifade buyurdular: benim üzerimde hakkı olan var mıdır? Ashab sorgulu gözlerle birbirlerinin üzerine baktı. Alemlerin efendisinin üzerinde kimin hakkı olabilirdi ki? Zira o kendini Allah yolunda hep ümmetine adamıştı. Her şeyi ümmeti için yapmıştı. Kimse bunun üzerine bir pay vermek istemezken İçlerinden bir tane el korkarak yavaşça yukarıya doğru çıkmaya başladı. Çekiniyordu ama ben ya Resulallah diye sessizce elini yukarıya kaldırdı. O anda Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kartal gibi gözleri onun üzerine doğru döndü. Ukkaşe dedi. Senin Resulullah'ın üzerinde ne hakkın olabilir ki ya Ukkaşe? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem otur ya Ömer. Gel dedi ya Ukkaşe. Yanaş. Ukkaşe heyecanlı biraz da korkak adımlarla alemlerin efendisinin yanına doğru yanaştı. Bir yandan da korkuyordu. Dedi ki ya Ukkaşe, senin nedir isteğin diye sorduğunda ya Resulallah ben helallik almak isterim dedi. O sırada tekrar Hazreti Ebubekir şöyle bir baktı Ukkaşe'ye merakla, ne olabilirdi ki onun helalliği diye. Ukkaşe o anda dedi ki ya Resulallah, hatırlar mısın sen
deven kasvanın üzerindeydin. Bir gün ben senin yanından geçiyordum. Senin kamçın sırtıma değdi dedi. Sırtıma vurdun dediğinde o anda Hazreti Ömer bir anda ayağa kalktı celalli bir şekilde. Ya Ukkaşe, ne yapıyorsun sen? Kamçıdan bahsediyorsun dedi. Alemlerin efendisi, otur ya Ömer dedi, otur. Ve peki dedi, o zaman helalliğini al benden dediğinde Ukkaşe dedi ki, ya Resulallah, ben kamçıyı isterim. O anda Hazreti Ebu Bekir birden celallendi, ayağa kalktı. Dedi ki, sen dedi Ukkaşe, Resulullah'a mı vuracaksın? O anda Hazreti Ömer birden tekrar celallendi, ayağa kalktı. Ukkaşe dedi, senin boynun dedi, başın gövdene ağır mı gelir dedi. Vallahi burada dedi senin boynunu uçururum dediğinde alemlerin efendisi ikisini de oturttular. Otur dedi ya Ebu Bekir, otur ya Ömer. Şimdi helallik alma zamanıdır. Peki dedi, Bilal-i Habeşi'yi çağırdı alemlerin efendisi. Gel dedi ya Bilal. Kamçım Fatma'mın evindedir. Haydi git hemen al diye. O anda hızlıca gözyaşlarıyla Bilal doğruca Fatma'nın evine gitti. Kapıyı çalarken Hazreti Fatma kapıyı açtığında onun bir anda ağlayaraktan gözyaşları içerisinde olduğunu görünce dedi ki ya Bilal dedi, seni bu kadar heyecanlandıran ne? Seni üzen nedir? Niçin ağlıyorsun? Böyle deyince dedi ki Bilal, vallahi dedi Ukkaşe kırbacı istiyor dedi. Zira Resulullah al evden Fatma'nın evinden getir dediğinde babam ne yapacakmış dedi onu. Dedi ki vallahi Ukkaşe helallik alacakmış. Hazreti Fatma'nın sanki vücudundaki bütün saçlar, teller, kıllar belki de bir anda çeyrana çarpılmış gibi oldu. Nasıl yani dedi. Babama mı vuracak dedi Ukkaşe. Dedi ki vallahi bilmiyorum dedi. İnşallah öyle bir şey olmaz ama dedi kırbacı ver. O anda kırbacı titrerken, elini uzatırken Fatma dedi ki, yalvarırım dedi ya Bilal, söyle Ali'me vursun dedi. Hasan'ımla Hüseyin'ime vursun dedi. Ona vurmasın babama dedi. Çünkü onun teni çok naziktir dedi. Ona nasıl kamçı vuracaklar dedi. O arada ağlayaraktan Bilal bütün içindeki hali ruhaniyetiyle koşarak doğruca oraya geldi. Kırbacı diyor alemlerin efendisini uzatırken, o anda Hazreti Ömer yine kalktı. Yalvarırım dedi ya Ukkaşe. Sakın dedi böyle bir şey yapma. Vuracaksan ilk önce bana vur dediğinde otur dedi ya Ömer. Allah bunun karşılığını sana verecektir. Hazreti Ebu Bekir kalktı. Hazreti Osman kalktı. Hepsi kalktılar. Hazreti Ali kalktı. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin daha küçücük. Yalvarırım dedi ya Ukkaşe diyorlardı onlar da. Dedeme vurma diye sanki paçasına sarılacaktı da adeta. İşte o sırada alemlerin efendisi oturun dedi yerlerinize. Oturun. Hepsini oturttu. Ve kırbacı verdi. Al dedi. Haydi görevini yap. Ashab gözyaşlarına boğulmuştu. Böyle bir sahneyi nasıl seyredebilirlerdi ki? Dokunmaya, koklamaya kıyamadıkları alemlerin efendisi gözlerinin önünde kırbaçlanacak mıydı? Nasıl acı bir şey değil mi? Hayalini koyduğun bir peygamberin böyle bir şeyini düşününce insanın hali ruhaniyeti değişiyor. İşte tam o sırada... Haydi dedi alemlerin efendisi Ukkaşe, görevini yap. Ukkaşe, ya Resulallah ben bir şey daha isterim dedi. Ashab acaba bu sefer Ukkaşe ne isteyecek dediklerinde Ukkaşe dedi ki, ya Resulallah senin kamçın benim omzuma, sırtıma değdiğinde benim sırtım çıplaktı dedi. Sen de gömleğini indir aşağıya. Aman ya Rabbi. İşte bu seferinde sanki adeta ortada diyor şimşekler birbirlerine çarpmıştı. Bir anda Ömer'i artık kimse tutamazken onu bir anda tuttular diyor Hazreti Ömer'i. Otur dediler ya Ömer. Yani yanlış bir şey yapma. Hazreti Ebu Bekir bir anda ayağa kalktı dedi ki yalvarırım dedi. Sen dedi gönlümün önü dedi alemlerin efendisini mi kırbaçlayacaksın? Aman ya Rabbi. Bir anda ortalık muazzam dereceye geldiğinde gözyaşları diyor sanki her tarafa sel olmuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karışmayın dedi, oturun. Ve alemlerin efendisi o mübarek gömleğini, insanları hep edep ve haya sahibi peygamberimiz hiç kimsenin görmediği vücudunun o parçasını yavaşça üzerinden diyor sıyırmaya başladı, yere çökmüştü. Ve rengi de zaten nazende bir gül gibiydi diyor. Hani
kızarık, hafif kızarık bir gül gibi böyle utanmıştı peygamberimiz. Gömleğini yavaşça aşağıya doğru sıyırdı ve oturdu. Kimse bakamıyordu diyor. Herkes gözyaşlarına boğulmuştu. Ağlıyorlardı insanlar. Bakamıyorlardı alemlerin efendisinin o halini nasıl göreceklerdi diye. İşte tam o sırada Ukkaşe kırbacı aldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle karşısına geçti. Doğruca şöyle biraz arkaya derken sırtının olduğu yere doğru geldi. Tam sırtının oraya geldiği zaman kırbacı bir anda elinde görenler artık yeter ya Ukkaşe diye yalvarırlarken bir anda kırbacı yere attı ve Ukkaşe bir anda diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki kürek kemiğinin arkasında olan mührü şerifi doya doya gözyaşları içerisinde öpmeye başladı. Öpüyordu, kokluyordu, öpüyordu, yine kokluyordu. Ashab bir anda sevindi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ukkaşe bak Resulullah'a vurmadı. Ukkaşe Resulullah'a vurmadı diye birbirlerine sarılıyordu. O anda diyor ki herkes gözyaşlarına Hazreti Ömer öyle sevinmişti ki Ebu Bekir'in diyor gözyaşları sinesini ıslatmıştı sanki diye ifade ediyor. O anda alemlerin efendisi Ukkaşe'nin elinden tuttu ve gömleğini çektikten sonra ya Ukkaşe niçin böyle yaptın dediğinde dedi ki ya Resulallah sen veda hutbesini verdin. Anladım ki artık Allah emanetini aramızdan alacaktır. Bir daha seni nasıl göreceğim dedi ya Resulallah. Bir daha o gül kokulu senin kokunu nasıl duyacağım dedi. Nasıl dedi sana diyebileceğim. Bu dudaklarım dedi bu zamana kadar çok günahlar işledi dedi ya Resulallah. Bundan sonra dedi bir daha da cehennem ateşinde yanmasın diye doya doya dedi senin o mührü şerifinden öpmek istediğim. Onun için böyle bir şey yaptım dediğinde alemlerin efendisi buyurdular ki cennetteki benim arkadaşımı görmek isteyen Ukkaşe'ye baksın. Zira Allah onu cennetiyle müjdelemiştir diye ifade etmişlerdi. Ya Rabbi ne kadar bu güzel. Bu ne kadar güzel bir teslimiyet değil mi? Ukkaşe radiyallahu anh'ın ya. O muhabbeti, o güzelliği. O mührü şerifi de hatta şöyle söyleyeyim. Ümmü Seleme validemiz, alemlerin efendisi ebedi ahirete intikal ettiklerinde o kadar güzel bir şekilde istirahat yatıyorlardı ki kimse onun emanetinin kabz olduğunu anlayamamıştı. Hiçbir kimse. Acaba dediler peygamber gerçekten emanetini teslim etti mi ki de yoksa dediler hiçbir yüzündeki ifadede yanağında ellerinde yani hiçbir şekilde bir hani ölü emaresi yok. Yoksa dediler biz yanlış bir şey mi yaparız diye düşündüklerinde birbirleri arasında düşünürlerken Ümmü Seleme validemize o anda haber verdiler. Dediler ki ne yapmamız gerekir diye. Ümmü Seleme de kapının hemen arkasında. Dedi ki niçin düşünürsünüz ki? Onun sırtının arkasındaki mührü şerife bakınız. Eğer mührü şerif hala duruyorsa Allah Resulü yaşıyordur. Mührü şerif kaybolmuş ise Allah emanetini almıştır dediler. Ve alemlerin efendisini yavaşça entaresinin gömleğinin arkasına şöyle yan döndürüp baktıklarında mührü şerifin kaybolduğunu görmüşlerdi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi diyor Mehmet Akif. Arayı arayı bulsam izini, izinin yoluna sürsem yüzünü diyen Yunus Emre, Arif Nihat Asya gibi kapına gelenler ya Muhammed aleyhissalatü vesselam uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Diyor. İşte hocam, hadi şunu da okuyayım. Nurullah Genci Danma'dan geçmeyelim. Hadi geçmeyelim. Gelecek zaman içinde Rabbim fırsat ver bize. Habibinin eşiğine varalım. Ravza'ya yüz sürelim. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım diyen bir... Nurullah Genci'miz de var bizim yaşayan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir yağmur olarak hitap eden aklıma bir de su kasidesi geliyor ki Fuzuli'nin. İşte peygamber aşıklarında bu şekilde almış bulunduk. Yaklaşık bir iki dakikamız var helalinden öyle değil mi arkadaşlar? Elimiz. Hocam iki dakikamız var. Niyetle. İstanbul Ankara ezanına. Ankara ezanı.
ne denir bilmiyorum artık. Yani ben şu an şey oldum biraz hakikaten. İki dakikada hatırıma salavat getirmek geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Dört ses segah yapalım mı be? Hep beraber ekran başındaki dostlarımızla. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin'in nebi ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedini nebi ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Evet kıymetli dostlar, Türkiye'de Ramazan etiketiyle göndermiş olduğunuz iletileri okumaya başlıyorum. Mümin olan bir insanın dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır demiş Emre kardeşimiz. Teşekkür ederiz. Kübra Korkmaz yine teşekkürlerini göndermiş. Hocamız o kadar güzel anlatıyor ki yüreğimizin en derinlerinden hissediyoruz. Allah razı olsun demiş. Teşekkür etmişler. Özgül Hanımefendi'ye teşekkür ederiz. İnşallah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmek de nasip olsun. Yani şu vakitte, mübarek vakitte duamız odur ki Allah-u Teala gidenlere Medine-i Münevveri ve Mekke-i Mükerreme'yi ziyareti nasip eylesin hocam. Sizler sıklıkla gidiyorsunuz. Turlarda da aynı zamanda hizmet ediyorsunuz değil mi o ziyaretlerde? Evet, rehberlik yapıyorum. Oralarda o manevi havayı solumak da ayrı bir güzellik, öyle değil mi? Orası apayrı bir konu. Yani anlatılmaz diyorsunuz. Anlatılmaz, yaşanır. Eyvallah. Nasip eylesin Rabbim. İnşallah.
seni sallallahu aleyhi ve sellem unuttuğumuz saniyeler adedince sana salatu selam olsun ya Resulallah. Seyit Çelik göndermiş. Teşekkür ederiz. Alper Üstündağ. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Göndermiş olduğunuz mesajları. Türkiye'de Ramazan etiketiyle gönderin. Bazen bana da gönderiyorsunuz ama Türkiye'de Ramazan etiketini yazmayı unutmayın. Çünkü ilk oradan okuyorum. Lale Aygün Gezer. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür etmişler. Veysi Turan'a, Emine Turhan'a çok teşekkür ederiz. Mehmet Karaca'ya hayırlı yayınlar, hayırlı sahurlar dilemişler. Şöyle bir taraftan da okumak zorundayım. Tabii hocam. Bir sürü mesaj tabii gelmiş. Ki. Hatice Kübra Çayır'a istek ilahi istemişler. Artık başka bir sefere. Ne güzel oldu burada. Hoş oldu. Sertan Şener abim teşekkür ediyoruz. Hayırlı yayınlar dilemiş. Rabbim yar kudüsesi ruh yolunda daim kılsın inşallah demiş cümlemizi. Ramazan ayı zaten bereketli ve hayırlı. Rabbim istifade edenlerden eylesin. Hayırlı amin. Sahurlar dilemiş. Nur Sema Kalkan. Amin. 2,5 dakikamız kalmış. İstanbul ezanına doğru ilerlerken Zeynep Hanım'a da teşekkür ederiz. Ramazan-ı Şerif'in güzelliğine sayın hocamızı tanımak oldu demiş. Doyum olmaz. Güzel sohbeti için emeği geçen herkesten Allah razı olsun demiş. Şükran Can Tez göndermiş. Hayırlı sahurlar dilemiş. İbrahim Kuşlular göndermiş. Teşekkür ederiz. Tuğba Akın kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Asırlar öncesinden bizlere kardeşlerim diye hitap eden, görmeden sevdiğimiz Fuzuli'nin deyimiyle, onu övmenin bereketiyle güzelleşen, inci tanelerine dönen sözlerimizden salatu selam olsun Efendimiz'e. Allah sence altında yer almayı nasip eylesin amin. Demiş. Amin. Benim Murat kulun suçunu affet, suçun bağışlayıp günahın ref et, Resulün sancağın dibinde haşret, uyan ey gözlerim. Gafletten uyan diyen 3. Murat'ı da hatırlayalım. Evet, yad ediyoruz. Lodos göndermiş. Hocama selam olsun. Ramazan'da alıştırdı bizi demiş. Ramazan bittikten sonra nerede toplanıyoruz demiş. Bu meşk meclisi. Allah'ın lütfettiği bir yer belki çıkar. Her şey nasiple. Esra Hanım Efendi'ye teşekkür ediyoruz. Sevcan Kısay'a, Rıfat Bey'e, Çağlar Bey'e, Ümran Korkmaz, Amine Bilgin'e, Merve Hanım'a, İmanlı Gönül, Esra Kadir Ustaoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Ve okuyamadığımız nice güzel gönüllü. Dostlarımıza çok teşekkür ederken Aziz İstanbul'un ezanına bir dakika kalmışken ben tekrar takdim etmek istiyorum. Kültür Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Ney Sanatçısı Sayın Tuğba Güvem Alagöz bugün bu gece bizlere eşlik etti. Kıymetli kardeşim Bahadır Toprak'ta kanunuyla meşkimizde yer aldı. Gönlünüze, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Hocam bugün çok güzel bir konuydu. İnşallah yarın da gönül ister devam edelim. Birkaç gün Allah nasip ederse bu konuyu işleyelim. İnşallah, inşallah. Programa iştirak ettiğiniz için de siz değerli gönül dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatte 24 TV'de görüşmek ümidiyle. Bizlere de dua edin. Allah'a emanet olun. Şafırdan Ramazan bereketi. Dilediğin dörtlü çeyiz setini seç, anında %30 indirim kazan. Şafır, Weber Steakhouse. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bugün de bana Kadir Gecesi'nin sevabını lütfeyle. İşlerimi zorluktan kolaylığa dönüştür. Mazeretlerimi kabul buyur. Günah ve vizr-ü vebali üzerimden kaldır. Ey salih kullarına şefkatli olan! Allah'ım! Bugün de müstehap amellerden nasibimi çoğalt. Dünya ve ahirette sorumlu olduğum şeyleri hazırlayarak bana lütuf ve bağışta bulun. Bugün de vesileler arasından sana vesilemi yakınlaştır bana. Ey ısrarla yalvaranların ısrarı, kendisini başkalarıyla ilgilenmekten alıkoymayan Rabbim!